Biz sizin bilmediğiniz noktalarda bu işin içerisinde varız. Kassam Tugaylarıyla çatışmıyoruz. Bilmediğimiz bir güçle çatışıyoruz. Kim o bilmediğiniz güçler? Allah'ın görünmez orduları. Allah'ın görünmez orduları kim? Evet sevgili izleyenler, daha önceki röportajlarımızdan hatırlayacaksınız Nevzat abimizle denk geldik. Soralım sana da abi. Evet. Abim Filistin. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Kanayan yaramaz. Ne yapılması lazım? Buyurun. İçimiz yanıyor bir aydır, bir buçuk aydır. Lakin Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle başlayayım. Akabinde içimizin yanmasını biraz ferahlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız geçen gün demişti ki kalbi buğzdan dil ile buğza geçtik. Elimizle düzelteceğimiz buğz zamanları da gelecek. Ben şahsen buna inanıyorum. Lakin uluslararası ilişkiler çok farklı olduğu için biz o uluslararası ilişkilere göre gidiyoruz. Ama bayrak göstermeden. Bu ne demek? Bayrak göstermek. Bir cepheye giderseniz miğferinizde, kolunuzda ülkenizin bayrağı olur, mücadele edersiniz. Ama Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biz sizin bilmediğiniz noktalarda bu işin içerisinde varız. Şimdi şahsi fikirlerimi söylüyorum. Şahsi kanaat değil bunlar. Fikir ama teyit edilmiş fikirleri söylüyorum. Çünkü biz bölgedeki arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bakın yaklaşık bir hafta evvel şöyle bir açıklama yapıldı. Mısır'a son 3 ayda 17 bin civarında Türk girmiş, bunların 4 bin civarı çıkmış, 13 bin kişi kayıp. Haberiniz var mıydı? Onun için galon mudur, galan mıdır denilen... Hayır. Onların bir savunma bakanı var ya, galan mıdır, evet. Ne karın ağrısıdır. Ne diyor? Biz Kassam Tugaylarıyla çatışmıyoruz. Bilmediğimiz bir güçle çatışıyoruz. Kim o bilmediğiniz güçler? Allah'ın görünmez orduları. Allah'ın görünmez orduları kim? Bugün dünyada kime, İslam'ın son neferi kimdir diye sorarsanız asil Türk milletini söyleyecektir. Ama ben şunu da ilave etmeden geçmeyeceğim. Bakın, bugün dünya üzerinde İslam'ın şerefini omuzlar üzerinde tutan tek bir kavim var. Gazze kardeşlerim. O kardeşlerimiz bize cihadı öğrettiler. O kardeşlerimiz bize şehadeti öğrettiler. O kardeşlerimiz bize sabrı öğrettiler. O kardeşlerimiz bize vatan sevgisi nedir onu öğrettiler. Gökten bombalar yağarken yukarıdan, bütün çocuklar paramparça olurken hiçbirisi de şunu söylemedi. Bu ülkede yaşanmaz. Biz bu ülkeyi terk edelim, gidelim diyecek gibi bir alçakça bir cümle ağızlarından çıkmadı. Ama benim şu ülkemde patatesli soğandı diye kimlerin neler yaptığını, kimlerin havaalanına gidip Türkiye bir doktor kaybetti, mühendis kaybetti diye alçakça yayınlar yapıp ondan sonra kuyruklarını kıstırıp geri döndüklerini hepimiz gördük, şahidiz. Gazze'de neler oluyor? Bakın çok net söylüyorum. Hani o itler, İsrailli kahpeler, hırsızlar, terörist İsrailliler diyorlar ya, 150 tane kaybımız var, 300 tane kaybımız var. Ben size son bilgileri veriyorum. 1000'e yakın tank, zırhlı personel taşıyıcı, taktik tekerlekli zırhlı araç ve bunun haricinde askeri araçlardan yaklaşık 1000'e yakın kayıpları var. Bir tank kaç mürettebat taşır? 4 tane. 4 tane taşırsa yaklaşık 300 tane indirildiğini düşünün, sayıyı görürsünüz. Bir zırhlı personel taşıyıcı 12 tane taşır. Bunlardan da 200'e yakın indirildiğini düşünün ve bunun haricinde tünellere girmeye çalışıyorlar. Tünellerdeki imhaları. Bunun haricinde hani bizim bir taktiğimiz var ya, Hilal taktiğimiz. Hilal, biz o boşluğu verdik onlara. Hilal taktiğiyle Gazze'ye girmeye çalışıyorlar ya. Onları içerimize alıp nasıl imha ettiğimizi biliyorlar. Uzatmadan söyleyelim. 7000'in üzerinde bunların leşleri var. Ey Netanyahu, vampir oğlu vampir. Seni bizden önce İsrail'deki yandaşların paramparça edecekler. İzliyoruz. Evine yürüyüşe geçiyorlar. Konutuna yürüyüşe geçiyorlar. Ellerine geçtiğin an seni paramparça edecekler. İnşallah sen de Ariel Sharon'un yaşadığından daha beterlerini yaşayacaksın ve o zulmü bu dünyada yaşamadan öbür tarafa gitmeyeceksin. Şimdi tekrar söylüyorum, Gazze konusuna tekrar geliyorum. Hepimiz müsterih olalım. Oradaki yiğitlerimiz, El Kassamcılar, Ebu Ubeyde ve diğer mücahitlerimiz, yani cennete susamış bir avuç yiğit var ya, orada destanlar yazıyor. İspatını mı istiyorsunuz? Hiçbir şekilde bunlar ateşkese okey vermiyorlardı. Dün Birleşmiş Milletler ne dedi? Ateşkes. Bu 8 saat istediler. 8 saat de değil. Önü kapalı, açık dediler. İstediğiniz kadar. Birleşmiş Milletler'in bugün İsrail'in aleyhine herhangi bir eylemde bulunduğunu gördünüz mü? Niye 8 saatin ucunu açtı? Öyle bir sıkıştılar ki, öyle bir mahvoldular ki, öyle bir tarumar oldular ki, rezillikleri kapansın diye Birleşmiş Milletler bu kararı aldı. Şimdi bakın, iddia etmiyorum. Net olarak söylüyorum. Hani şu bizim ülkemizin içerisinde adına sanatçı denilen, adına bilmem ne denilen alçaklar var ya, namussuzlar var ya, bir ağaç kesildiği zaman ortalığı velveleye veren, en küçük bir hareket olduğu zaman hükümetin lehine, İslam'ın lehine en pis hareketleri yapan kahpeler var ya, bir ses çıkardıklarını gördünüz mü? Çıkaramazlar. Neden? Çünkü onlar İsrail'in memelerinden süt emiyorlar. Onlardan aldıkları güçle ayakta duruyorlar. Söylemek istediğim iddia değil, tespit olarak söylemek istediğim şudur. Göreceksiniz, İsrail bu rezilliğini bastırmak için Türkiye'ye başla. Bütün dünyadaki yandaş sanatçı denilen alçakların hepsine böyle bir para pompalayacak ki onların hepsi İsrail güzellemelerine başlayacaklar. İsrail güzellemesi yapacaklar. Ne yapacaklar?
yaparsanız yapın. Galip olan ancak ve ancak Allah'tır. Ve tahsen innallaha meana. Allah bize üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız galip olan sizlersiniz diye buyuruyor. Allah'ın vaadi her zaman haktır. Biz Rabbimiz ne söylerse ona inanırız ve Rabbimin vaadi de yerine gelecek. Siz yani Siyonist Yahudiler. Bakın biz asla ve kat'a antisemitlik yapmıyoruz. Ama Yahudi Hristiyan da dost bilmiyoruz. Çünkü Allahu Teala ayetinde Kur'an-ı Kerim'inde onları dost edinmeyin buyuruyor. Sizi dost olarak edinmiyoruz. Ama içinizde vicdanların olduğunu bildiğimiz için sizi kenarda tutuyoruz. Bu Siyonist kahvelerin hepsinin sonu geldi. Dün Tayyip Bey de söyledi. Sizin sonunuz geldi. Taşların, ağaçların, ey Müslüman arkamızda Yahudi var. Bunları gel öldür dediği günler çok yakındır. Ha bu belki bir aydır, belki üç aydır ama yıl yoktur. Bunu hepimiz göreceğiz ve yaptığınız zulümlerde en kısa sürede boğulacaksınız. Bunu da sormak istiyorum. Bu olaylar devam ediyor. Evet. Ederken İsrail'in parasal anlamda, ekonomik anlamda en büyük destekçilerinden Starbucks'ı, McDonald's'ı ve bizim ülkemizin içerisindeki bazı insanlar da Starbucks'a gidip hadi gelsenize siyasal İslamcılar diye fotoğraflar atıyorlar, fotoğraflar çekiyorlar. İşte Kemalist düşünceye sahip bazı insanlar Starbucks'a gidip hadi gelsenize diye fotoğraf çekiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir örnekle başlayayım. Ömer Seyfettin'i hepimiz tanıyoruz değil mi? Pitch diye bir kitabı var değil mi? Onu niye yazmış biliyor musunuz? Ömer Seyfettin bir askerdi biliyorsunuz. Filistin cephesinde. Filistin cephesindeki hadiseyi de biliyorsunuz. Kimin Filistin'i verdiğini de hepimiz biliyoruz. O hadiselerden sonra bir barış antlaşması yapılacak. Barış antlaşmasına yüzbaşı rütbesinde Ömer Seyfettin de gidiyor. Konuşurlarken, görüşmeler yapılırken Ömer Seyfettin'in yanında bir vatandaş var. Ömer Seyfettin bir bakıyor ulan diyor ben bunu bir yerden tanıyacağım. Vatandaş geliyor diyor ki Ömer'e, Ömer Seyfettin'e. Ömer diyor nasılsın? Ya iyiyim de diyor sen beni nereden tanıyorsun diyor. Ya oğlum diyor biz diyor seninle liseden beraberdik ya. Arkadaşlık filancayım. Allah Allah diyor sen olsun da ha o şahıs da Fransızların askeriyesinin içerisinde Fransız askerleriyle savaşıyor. Türklere karşı Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Diyor ki kardeş diyor ya sen diyor Osmanlı vatandaşısın. Türk topraklarında okudun. Senin orada işin ne? Adamın cevabı nedir biliyor musunuz? Diyor ki ben diyor Osmanlılar savaşırken düşmanları mağlup ettiği zaman içimde hiçbir şekilde diyor Osmanlı'nın kazanmasından dolayı diyor bir sevinç hasıl olmadı diyor. Nasıl olur diyor? Niye böyle söylüyorsun? Sen diyor Müslüman bir Türk'ün evladı değil misin? Adamın verdiği cevap şu. Benim annem filanca hastanede hemşireydi. O hastanede hemşireyken o hastanede Fransız bir rütbeli doktor görev yapıyor. Annesiyle ilişkiye giriyor. Bu çocuk peydah oluyor. Bunu diyor anneme aktardım. Ya anne ben devletim kazandığı zaman hiç sevinemiyorum. Ben kimim diyor. Ve annesi itiraf ediyor. Evladım diyor. Sen diyor filanca hastanede görev yapıyordum ya. O hastanede görev yaptığımda filanca Fransız doktorla beraberliğim oldu. Sen ondan peydahlandık. Ve ben diyor terk ettim. Gittim Fransa'da diyor. Babamı buldum diyor. Ve Fransız ordusuna kayıt oldum. Fransız ordusuyla şimdi diyor Osmanlı'ya doğru, Osmanlı'ya karşı savaşıyorum. Ne demek istedim? Piçmiş. Şimdi o çok net bir şekilde. O Starbucks'larda, McDonald's'larda oturup kahve içip, o şeyleri yiyip Müslüman'ın derdiyle dertlenmeyenler önce bir kanınıza bakın ulan. Siz kimin piçisiniz? Siz kimin dölüsünüz? Önce ona bakın. Onun için biz sizi kale almıyoruz. Sizi ezmek mi? Hiç problem değil. Sizi anında yok ederiz de sizinle uğraşacak kadar vaktimiz yok. Biz sizin ağababalarınızda, sizin bu dünyayı yönettiğini söyleyen Rothschild'lerle, Rockefeller'le, İngiltere'yle, Amerika'yla, İsrail'le uğraşıyoruz. Zamanınız gelecek. Şimdi onların kim olduğunu anladınız mı? Net anladım. Detay vermeme gerek var mı? Gerek yok. Bitmiştir abi. Onlar kanlarına baksınlar. Kim olduklarına baksınlar. Ama onun halinde buradaki Müslümanlar, ya kanı temizse, mayası temizse şurası acımayan adam yoktur ya. Ya bize ne diyorlar bunlar? Bu insanlara ne diyorlar? Siz hayvansınız diyorlar. Siz böceksiniz diyorlar. Kitaplarında ne yazıyor uydurdukları kitapta? Çocuklarını, bebeklerini, kadınlarını, yaşlılarını, kedilerini bile öldürün yazıyor. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım bu İsrailleri, Siyonist İsrailleri anlatamazdık. Ama son yaptıkları şu son bir aylık olaylarla karakterlerini öyle bir ortaya koydular ki Hristiyanı da, Yahudisi de, Müslümanı da, ateisti de hepsi bunlara düşman oldular. Dolayısıyla kendi sonlarını hazırladılar. Bir son bir anekdot daha. Hatırlarsanız 60'lı yıllarda Weizmann denilen adam Türkiye'ye geliyor. Bizim din alimleriyle beraber konuşurken diyorlar ki işte bir gazetecinin biri soruyor. Diyor ki efendim diyor. Ya diyor o Yahudi sen Müslümansın. Halbuki İslam'da buyuruluyor ki öyle bir zaman gelecek ki bunlar Müslümanlarla Yahudiler savaşacak. Ağaçlar, taşlar arkamda bir Yahudi var. Öldür diyecek. Siz nasıl bir adaya geliyorsunuz filan. Adam diyor ki o zaman o Müslümanlar gelsin konuşuruz diyor. Sonra bir başka bir gazeteci de şunu soruyor. Diyor ki ya kardeşim diyor iyi hasta diyor. Dünyanın çok farklı yerlerinde diyor Yahudiler var. Bunları nerede bulacaksın? Amerika'dakini nerede bulacaksın? Avustralya'dakini nerede bulacaksın? Avusturya'dakini nerede bulacaksın? Hint'tekini nerede bulacaksın?
yapacaksın? İşte Hoca Efendi diyor ki, hani diyor bunlar 48'de devlet kurdu ya, Allah bunların hepsini bir yere topladı. Biz bunlara toplu yapacağımızı yapacağız. Dolayısıyla Rabbimin vaadi haktır. Starbucks'ta kahve içenler için biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Şunu da ileteyim. Arkadaşlar, bir videomda 2500 kişilik bir güç bana verilirse biz çevreden girer, evet, bir şeyler yaparız demiştik. Çok dalga geçenler oldu. Hele Twitter'da iki gün gündem olmuştuk. Hakaretin bini bir paraydı. Tabii askeri terimler nedir? Sızma nedir? Pusu nedir? Sabotaj nedir? Bunu bilmeyen geri zekalı bu güruh benimle dalga geçtiler. Açık söylüyorum. Hepinizin görüntüsünü aldık. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Ama benim ne demek istediğimi anlayan komutanlarım aradılar. Dediler ki, kardeş biz senin ne demek istediğini çok çok iyi biliyoruz. Onun için biz seninle beraberiz. Eğer devletimiz böyle bir şey yaparsa bizi de yaz diye. Hani bana diyordunuz ya, sen hala Gazze'ye gitmedin mi? Evet, 18 Kasım Cumartesi günü, yani bu cumartesi günü Üsküdar Meydanı'nda, Çeşme'nin yanında valilikten izinlerimizi aldık. 7'den 77'ye Gazze'ye destek mitingimize başlıyoruz. Hepinizi bekliyoruz yiğitler. Hani bana özelden yazıyordunuz diyordunuz ya. Abi bizi de yaz, bizi de yaz. Gelin kendinizi yazın orada. Hepinizi bekliyorum. Pekala. Teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki programda görüşürüz. Allah'a emanet olun.